Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında katı cisimlerde prizmalar konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani prizmaların ikinci kısmını anlatacağız size. Kaldığımız yerden devam edeceğiz daha doğrusu prizmalarda. Evet kitabımızda sayfa numarası 204'te kalmıştık. 204'ün sağ tarafı 205, 206 ve 207 ve 208'i anlatacağız size. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Küpte kalmıştık. Küp dediğimiz şey nedir? Dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir. Bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına biz küp adını veriyoruz. Yani zarı düşün. 6 tane yüzeyi var. 6 tane kare yüzeyi var. 6 tane kare yüzeyden oluşan çiçekle biz ne diyoruz? Küp adını veriyoruz. Evet. 6 tane kareden oluşur diyeceğiz. Kare yüzeyden oluşur diyeceğiz. Tamam. E o zaman bütün kenarlar birbirine eşit. A, A, A burası. Yani ayrıtlara bakacak olursak kaç tane ayrıt var? Hocam 4 tane altta, 4 tane üstte 8. 4 tane de sütun, 12 tane ayrıt var. Tamam. 6 tane yüzey, kare yüzeyden oluşuyor. Yüzey alanı nedir? 6 e, tane kareden oluşuyorsa. 6 tane A kare değil midir? Evet. Hacim dediğimiz nedir? Taban alanı çarpı yükseklik yani aküp yapar. Yüzey köşegeni dediğimiz şu normalde kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kareydi. Bak bu kare küçüğünde 3 a kare yaptı yani a kök 3 yapar. Ya da pisagor bağıntısından da kendinizde oluşabilirsiniz. Şöyle yaptınız. Burası a ya a a a kökü yaptı. Bak yüzey köşegeni a kökü. Yüzeyden çizilen köşegen. Burası dedik ya a pisagor bağıntısından burası da a kökü çıkar diyebilirsiniz. Yüzey köşegeni dediğimiz a kökü oluyor. Yüzeyden çizilen köşegen. Cisim köşegeni dediğimizde A 3 oluyor. İlk önce yüzey köşegeni söyleyecekmişim ama neyse anladınız siz olayı. Cisim köşegeni de A 3 oluyor. Ha, hangi yüzeyden çizilirse çizilsin. Bak bu yüzeyden de çizilse A A A kökü. Bu yüzeyden de çizilse A A A kökü. Her yüzeyden çizilebilir arkadaşlar. Yüzey köşegenleri de hep A kökü oluyor. Cisim köşegeni de A 3 oluyor. Evet öğrendik mi? Öğrendik. Gel bakalım şuraya. Örnek 1. Yüzey köşegeni 6 kökü. Arkadaş yüzey köşegeni 6 kökü ise hemen şekli çizip göstereyim. Anladın sen olayı da. Burası 6 kökü ise bu AA ya. Yani kök katı. A'yı buradan 6 buluruz. Cisim köşegeni isteniliyor bizden. Hocam cisim köşegeni de. A kök yani 6 kök eşit olur. Örnek 2. 1 ayrı 5 olan cisim köşegeni nedir? E direkt A kök Değil mi? E direkt A kök 3. E o zaman 1 ayrı 5 ise o zaman cevap 5 kök 3 yapacaktır. Örnek 2 5 kök 3. Geldik örnek 3'e. Cisim köşegeni yani A köküçü 2 köküçse A'yı buradan 2 buluruz. Yüzey köşegeni nedir diye soruluyor. Yüzeyden çizilen köşegen kökü katıydı. Yani A köküki isteniyor bizden. Cevap 2 kökü yapar. Evet BH. Arkadaş bu BH dediğim nedir? Cisim köşegeni değil mi? Evet. E Cisim köşegeni yani bir kenarın köküç katıydı. Bu 4 köküç eşitse A buradan 4 çıkar. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ayrıt uzunluğu yani cevap 4 yapar 4. soruda. Geldik örnek 5'e. Bak yüzey köşegeni verilmiş. 5 kökü bu a ya. X kenardaki dik üçgenden 5 yapar bunlar. 5 5 5 kökü. uzunluğu nedir diye soruluyor. E, cisim köşegeni bu da. Cisim köşegeni ne olacaktır? Kök 3 katı. Yani cevap 5 kök 3 çıkar. Örnek 5 5 kök Geldik örnek 6'ya. E, kolay kolay yaptık şimdi. Bir de cisim köşegeni olmayanlara bakalım. Ali Kara Kenan Bey 4 verilmiş 4 verilmiş. O zaman kübün bir kenarı kaç yaptı? 8. E o zaman burası da 8. E bu dikdörtgende kare yüzeyi olduğu için burası 90 derece. Yani burada bir dik üçgen çıkar. E 4 8 1 2 kök 5 üçgeninden Fatma Kara uzunluğunu 4 kök 5 olarak buluruz. 7'deyiz. Bu uzunluk isteniyor. Bak havada verilen bir uzunluk verildiğinde ne yapıyorduk? Yüzeyden bir çizgi çiz genelde dik üçgen oluşur diye söylemiştik. Ve bir kenar kaç? 3 3 3 3 değil mi? E hocam buna ait bir üçgen oluşturayım. Bak şöyle oluştursanız da olur. Şöyle oluştursanız da olur. Çünkü bu yan duvara dik. Şuradaki pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsın. Ama siz genelde yüzeyi seviyorsunuz ya. O yüzden yüzeyden yapacağım. Hocam yüzeyden şunu çizecek olursam. Bu yüzeye dik olduğu için temel diklikten dolayı burası 90 derecedir. Bak şurada dik üçgenden sonuca ulaşırız. Ama öncelikli olarak bana burası lazım. Aa, burası da kare yüzey olduğu için 90 ya. 4 artı 9 13 yani burası kök 13 yapar. E o zaman x dersem x'in karesi de kök 13'ün karesi 3 13 artı 9'dan dolayı 22 yapar. x kare 22 ise x de böylelikle kök 22 olur. Örnek 7'yi kök 22 bulduk. Geldik örnek 8'e. Havada bir doğru var. Evet. Havada bir doğru var. Yüzeyden şöyle çizseniz bu bir dik üçgen olur kardeşim. Ama dik üçgeni böyle göremeyebilirsiniz. Ya hocam şuradan şuraya çizsem. Havadan çiziyorsun. Bak olmaz. Ya ne yapacağız? Bak ya buradan çizeceksin ya buradan çizeceksin. Buradan çizdiğin zaman bu yüzeyde ya bu yüzeyden üçgen oluşturduğunda evet dik üçgen olur hocam burada. Şuradaki dik üçgeni böyle çok küçük olduğu için fark edemeyebilirsin. Bu sefer farklı yoldan çözeyim. Hocam bu sefer de şuradan yapalım. Buradan hop şöyle yüzeyden. Yüzeyden çiz kardeşim bak. Bu yan duvara dik ya. Hocam yan duvara dik olduğu için bu da temel diklikten 90 derece olmak zorunda. Öyle yüzeyden bir üçgen oluşturduğunuz zaman genelde dik üçgen çıkıyor. Bak burası dik üçgen. Bir kenar kaç? 4. 4. 4. X kenar dik üçgenden 4. Kök burası. E hocam burada da bir pisagor bağıntısı. X'in karesi de 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesine eşit olur. X kare 4 artı 32'den 36 yapar ve X de böylelikle 6 buluruz. Örnek 8 6 oldu. Geldik örnek 9'a. Artık öğrendin işi. Havada bir çizgi var. Hemen bir üçgen oluştur. Hocam şöyle geleyim. Yok öyle. Havadan çizdin. Havadan mı çizdin? Yok. Yüzeyden çizdin ama Direkt üçgen oluşmadı ama böyle. Değil mi? Şunu da çizmen lazım. Hayır iki hamlede olmaz o iş. Tek hamlede. Ne yapacağız hocam? Bu K'ya kadar gelmiş ya. BK karafatmaya eşitmiş. Bu, bu, 3. Bir kenar 6, 6, 6. Ya hocam bir üçgen oluşursak. Bak ya bu, bu noktadan çizeceğim. Hop bu noktadan çizersen böyle gelirim. Hocam böyle geldiğin zaman bu üst yüzey yedik ya. Burası da 90 derece olur. Temel diklikten. Sonra pisagor yaparız. A, burası 6, 6, 6 kök 2 oldu burada. Pisagor bağıntısından x kenardaki üçgenden. Sonra burada da bir Pisagor. X diyelim şuraya. X'in karesi 3'ün karesi artı 6 kökünün karesi. Yani X'in karesi 9 artı 72'den 81 yapar. Ve X'i de böylelikle kök 81 yani 9 olarak buluruz. Örnek 9. 9 oldu. Geldik örnek ona. Ali Bey uzunluğunu 4 vermiş. 4, 4 ise burası 4 kök kimi? Evet. E burası da 4. Üçgenin alanı. Bu zemine dik olduğu için temel diklikten dolayı burası 90 derece olur. Ve Alan BDH kenarlar çarpımının yarısı olmaz mı? Yani cevap 8 kök 2 olur. Örnek 10. 8 kök 2. Geldik örnek 11'e. Oo yüzey köşegeni. Ali Bey uzunluğu 2 ya. 2, 2, 2 kök 2 mi burası? Evet bak burası da 2. A, burası da 2 kök 2. E burası da 2, burası da 2, burası da 2 kök 2 oldu. Ne çıktı burada? Eşkenar. Eşkenar üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani bütün kenarlar 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 olduğundan dolayı. Eşkenler üçgeninin alanında 2 kök 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Akara kök 3 bölü 4'tü. Bu da 8 kök 3 bölü 4 mi yapar? Evet. Yani cevap 2 kök 3 olur dostum. Örnek 11. 2 kök 3. Geldik örnek 12'ye. bir ayrı turun uzunluğu 4 olan kübün alanı. Arkadaş kübün alanı alttan tane akara değil miydi? 6 tane 4'ün karesi yani. O da 6 çarpı 16'tan 96 gelir. Peki 1 ayrı turun uzunluğu 3 olan kübün hacmi nedir? Direkt. A küp değil miydi dostum? Yani 3'ün kübü. Yani 27'dir. Örnek 14'e bakalım. Alanı 6 tane A karesi 24'müş. A kare buradan 4 gelir. A kare 4 ise A'yı buradan 2 bulur. Küpün hacmi isteniyor. Küpün hacmi neydi? A küptü yani 2'nin kübü yani 8 yapar. Evet örnek 14 8 bulduk. Geldik örnek 15'e. Bak parça çıkarma soruları. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Arkadaş sen şimdi beni izliyorsun değil mi? Beni izlediğin yerin hemen önünde de bir duvar vardır büyük ihtimalle. Duvarı boyadığını düşün. Boyadın. Şimdi boyadın. Bilmem kaç metreküp bir boya harcadın. Peki sen boyayı duvarı şöyle bir delik açsan. Şöyle kare şeklinde bir delik bir de derinliği olsa. Şimdi boya sürsen ne olur? İçerideki boşluklara da boya sürmeyecek misin? Yani yüzeyler arttı mı? Arttı. Genelde arkadaşlar parça çıkarttığımız zaman tamam hacimsel olarak bir azalma oluyor ama genelde yüzeysel olarak da ne oluyor? Artış olduğu için genelde yüzey alanı artar. Parçayı çıkarttık diye alan azalacak diye bir şey söyleyemeyebiliriz. Ha, azaldığı durumlar olabiliyor, değişmediği durumlar oluyor. Bir de arttığı durumlar da olabiliyor. Her durumla karşılaşabiliriz. Peki hocam, biz bu şekildeki sorularda ne yapacağız? Parça çıkarttığımız zaman. Hani biz prizmaya bakarken ne dedik? Ön arka aynı, sağ sol aynı, alt üst aynı dedik ya. Parça çıkarttığın zaman da hemen ön arka sağ sol ve alt üstüne bak. Çıkarttığın parça altında mesela e, üstü çıkarttıysan altta oluşuyor mu? Yani birbirlerini nötrlüyorlar mı? Onlara bak. Tamam Ya da önden çıkarttığın zaman arkada oluşmuş mu aynı yüzey? Ya da önden çıkan arkada da çıktıysa her iki alanı da çıkartacaksın. Ama önden çıkan arkada da bir yüzey oluşturduysa onlar birbirini nötrler. Tamam Şimdi şöyle bir şey. Bir kenarı 5 olan bir şey var küp var böyle bir parça çıkartmışız burada. Bu parçayı çıkarttığımız zaman yüzey alanı nasıl bulacağız? Tüm alanı bulduktan sonra eklenilen alanları e, eklenilen alanları çıkartacaksın e, ekleyeceksin çıkarılan alanları çıkartacaksın. a burada cisim hacmi isteniyor Hacim kolay. Ne yapacaksın? Hacim tüm alandan buradaki hacmi çıkart. Tüm hacimden şuradaki hacmi çıkartacaksın. Yani bir kenarı 5 santimetre olan küpten bir kenarı 1 santimetre olan bir küp çıkartılıyormuş. Yani Hop. Tüm küpten şuradaki küpü çıkartacağım. 5'in kübü 125 eksi 1. Kaç yapar? 124 yapar. Evet. Hem hacmi anlattım sana bu soruyla birlikte hem de alanda nasıl bir hamle yapacağını söyledim. Peki kübün alanı nasıl değişmiştir diye soruluyor. Bak değişim soruluyor. Küp alan sorulmuyor. Arkadaş çıkarılan parçayı önce eski haline geri getir. Şimdi bunu düşünürken ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Hocam üst taraf çıktı ya. Üst alt. Aynısı alt tarafta oluştu mu? Oluştu. A çıkan parça yerine aynısı geldi. Birbirlerini nötrledi üst alt. Sonra sağ sola bak. Şuradaki alan çıktı mı? Çıktı. A bu alan çıkınca burada oluştu yüzey. Yani sağ sol yine birbirlerini nötrledi. Hocam ön tarafa bakıyorum. Ön taraf çıkınca A arka tarafta da oluştu. E, bu ön arkada nötrledi. O zaman Hepsi birbirini nötrledi. Alt üst aynı sağ sol aynı ön arka aynı. O zaman alan değişmez. Yani tüm alanı sormuş olsaydı o zaman ilk başta kalan ne? 6 tane a kare değil miydi? Yani 216 idi. E ben bunu çıkarsam da alan yine 216 olacak ama bizden bu istenmiyor. Tamam mı? Peki değişen olsaydı ne yapacaktık? Tüm alana eklenilen alanları ekleyecektik. Çıkarılan alanları da çıkartacaktık. Bu kadar. Nötrleyenlere dokunmayacaksın. Tamam nötrleyenlere dokunmayacaksın. Tamam şunu silelim. Burada alan değişiyor mu? Değişmiyor. Geldik örnek 17'ye. Bir parça çıkartılmış. Bakalım ne diyor. Dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi küp biçiminde bir parça çıkartılıyor. Oluşan cismin alanı ilk duruma göre 50 santimetre kare artıyor. Arkadaş küpü çıkartıyorum bak küp. Bak. Üst taraf çıktı. Alt tarafta oluştu mu? Oluştu. Üst alt nötrlede. Hocam ön taraf çıktı. Arka tarafta oluştu mu? Oluştu. Ön arkadan ötürledi. Ama dikkat et. Sağ sol olayları var mıydı daha önceden? Yoktu. Hocam sol sağ alanları eklendi. Bunun alanı akare. Burası da akare. İki tane akare de artış var o zaman. Tüm yüzey alanına iki tane akare daha yüzeyi eklenmiş oldu. Tekrar söylüyorum. Üst alt nötrledi. Ön arka nötrledi. Sağ sol olayları, sağ sol olayları yoktu. Şimdi sağ sol yüzeyleri eklendiği için 2 akara arttı. E, artan da zaten 50 diyor bize. Bak ilk duruma göre 50 artmış. O zaman A kare eşittir. 25 a'yı da 5 buluruz. Küpün çıkarılan küpün bir ayeti soruluyor bize. O da 5 çıkar. Evet örnek 17'yi 5 bulduk. Geldik örnek 18'e. Parçayı çıkartmışız. Küpün alanı nasıl değişmiştir? Bak şimdi. Eski haline geri getiriyorum. Hemen hocam üst alt bakıyor. Aa üst alt çıktı çıkarılan alanları çıkartıyorum. Yani eksi 2 çarpı 3'ten 2 tane çıktı. Üst alt çıktı. Çıktığı için eksi oldu. Peki ön tarafa bakıyorum. Hocam şuradaki ön taraftaki alan arkada oluştu mu? Evet. Bak arkada oluştu. Hocam ön arka birbirini nötrledi. Peki önceden sağ sol var mıydı? Hocam şu sağ sol yoktu. Buradaki sağ sol olayları da eklendi. 2 kere 8 bu alan 16. Yani 2 tane de 16 alanı eklendi. Toplamda ne oldu o zaman? Şu kadar çıktı. 12 alanı çıktı. 32 alanı da eklendi. O zaman 20 artı 20 mi yaptı? Yani bu ne demek? 20 artar demek. Eğer bir kenarı 8 birim olan kübün yeni alanı istenilmiş olsaydı o zaman sen yeni kübe bu hamleyi yapacaktın. Hocam 6 tane 8'in karesini yazacaktın böyle. Çıkarılan alanları çıkartacaktın. Eklenilen alanları ekleyecektin. Yani 6 tane 8'in karesine en son 20 ekleyecektin. Tamam. A bizden değişim nasıl olur diye soruluyor. O da 20 arttı. Evet örnek 18 20 arttı geldik. Örnek 19'a. Bir ayrıtı 50 santimetre olan küp şeklindeki bir su yudumasının yarısı su dolu iken 5 santimetre olan 5 tane demir küp atılıyor. Arkadaş şekli çizelim. Şekli böyle bir çizelim arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için şekli çiziyoruz. Evet ne yapıyorsun? Küp çizimi de kolay. Aynısını kopyala arkasına yapıştır kardeşim. Yapıştırdın ve şunları birleştirdin. Aha küp yaptım sana yaptım kardeşim. Şu bir küp. Tamam. Hatta şunları da böyle e, çizgi çizgi şeklinde yapabiliriz ama gerek yok. Anladın sen olayı. Şimdi bir ayrıtı kaç santimetre diyor? 50 santimetre diyor. Küp. Deponun yarısına kadar su ile doluymuş. Yarısına kadar su ile dolu olması demek. Ne demek? Hocam şurası şöyle su ile dolu olacak işte. Aha. Şurası şöyle su ile dolu olacak. Tamam. Su ile dolu. Yarısı dediği için 25 santimetre 25 santimetre oldu. Ve bir ayrıca 5 santimetre olan 5 tane demir küp potaya atılıyor. Buraya atılıyor. Bak. 5 santimetre olan 5 tane. 5 tanesini attım buraya. E, önceden yarısı kadar suyu da doluydu. Ben bunun içine tamamen batacak şekilde 5 tane küp attım. İçindeki su miktarı böyle çoğaldı mı? Çoğaldı. Arkadaşlar fizikten biliyorsunuz. Bir cismin içine bir cisim attığınız zaman hacmi kadar su yükseltmez mi? Evet. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Hocam eski hacimden 5 taneyi çıkarttınca şuradaki hacmi bulabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama yorumunuz şu olmalı. Tamamıyla battığı zaman cisimler hacmi kadar su yükseltir. Yani 5 tane kübün hacmi 5 beş tane 5'in kübü yapıyor yani. Neye eşit olacak? Şurası 50. Burası 50. Burası da haç değil mi? Evet. Bu da buradaki yükselen suyun hacmi ne eşit olacak? 50 çarpı 50 çarpı haş eşit olacak. 50 çarpı 50 çarpı haç eşit olacak. E o zaman burada hadi bakalım sadeleştirelim. 5'e bölsen 5'e bölsen kaç geliyor? 10 geliyor. Hocam bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 10 geldi. Hocam bir daha 5'e bölsen 1 kaldı. 5'e bölsen 2 kaldı. Ondan sonra bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 2 kaldı. O zaman 1 eşittir 4 haçtan. Haçı da böylelikle 1 bölü 4 buluruz. Bizden depodaki su ne kadar yükselir diye soruluyor. 1 bölü 4. Depodaki suyun yüksekliği sormuş olsaydı 25. Burası 25'ti ya. 25 artı 1 bölü 4 diyecektik. Ama depodaki suyun ne kadar yükseldiğini soruyor. Cevap 1 bölü 4 santimetre yapar. Evet örnek 19'u 1 bölü 4 bulduk. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları ikişer birim olan 8 özdeş küpten oluşmuştur. E ne yapacağız? Şunu bulmak için dik üçgene karşılık getireceğiz. Hocam hemen bir A köşesinden yapınca hop şöyle de olur. Bak burası da 90 derece olur gördün mü? Bak Pisagor'dan yapabilirsin. Hocam şu Pisagor'dan şurayı bulacaksın sonra bu Pisagor'dan da şurayı bulabilirsin. Ya da en kolay siz hemen zemine göre yapıyorsunuz ya. Hocam onu üçgeni ben şöyle de oluşturabilirim. Şu zemine dikse o zaman burası da 90 derecedir temel dolayı. E burası 2 4 6. Hocam sonra şu Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim ben. Yani burası 2, 2, 4, 6, 8 burası. E, 4 artı 64'ten 68 yapıyor. Yani kök 68 oldu burası. Karesi artı karesinden. E o zaman burada da x'in karesi de neye eşit olacaktır? 6'nın karesi artı kök 68'in karesinden x kare de buradan 36 artı 68 yani 104 yapar. x de böylelikle kök 104 yapar. Aslında kök 104 kök dışına da çıkıyor. 2'ye böl 52 2'ye böl 26. 2 kök 26 da diyebiliriz cevaba. Tamam. Evet 2 kök 26 da olabilir cevap dostlar. Artık şıklarda hangisi varsa. 20. soru 2 kök 26 ya da kök 104 çıkar. Geldik 21'e. Bak Ali Kara artı Gökçen Kara uzunluğunun en küçükleri. Arkadaş bunu daha önce de söylemiştik zaten. Her halde yapmıştık. Bu şekilde bu iki toplamın en küçük durumu soruluyorsa bize ne yapıyoruz? İlk yüzey sabit ikinci yüzeyi açıyoruz. İkinci yüzeyi açalım. Hocam şu yüzey hop kapıyı açar gibi. Buraya gelecek işte. Böyle buraya gel. Tamam. E şu G noktası mı oldu? Evet. Şimdi AB ile CG 7'ymiş. AB ile CG 7'ymiş. Burası da 7, burası da 7. Dikdörtgenler prizmasında. BC de 17'ymiş. BC de 17. Yani şurası 17 iken açtığın zaman hop bu buraya geldi. E şimdi bizden ne isteniyor? A'dan başla G'ye git diyor. A'dan başla G'ye git. En kısası bu olmaz mı? Olur. E hocam burada işte Pisagor bantısı 90 derece. 7 burası 24 burası. Ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeninden cevap Ali Kara artı Gökçen Kara en kısa 25 çıkar. 21. soruyu 25 bulduk. Geldik 22. Karıncanın alabileceği en kısa yol. Bak yüzey sorusu nereden başlayacağız? Dikkat. Şimdi nereden başlıyoruz? A köşesinden başlıyoruz. Prizma yüzeyinden ilerleyerek G noktasına gidecektir. Bak. Bak. Yaptık aslında bir daha hatırlatalım. Şuradan başlayıp buraya gidecekse seçenekler şöyle olabilir. Hocam böyle gidip böyle gidebilir. Sonra böyle gelip böyle gidebilir. Bir de alt yüzeye gidip bu yüzeyleri bilin nasıl gideceğini. Yani. Böyle de gidebilir. Hocam şuradan gidip böyle gitmesiyle aynı şey zaten. 3 farklı durumda gidebilir. O zaman 3 farklı durumu da inceleyeceğiz. Şunu şöyle bir kopyala yapıştır yapayım ben bakayım. İlk önce hocam bizim karınca şöyle gitse bir böyle gelip şöyle gelip bir de böyle bir gitse o zaman ön yüzeyi ve üst yüzeyi kullanacağım. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Üst yüzeyi ön yüzeye göre açacağım. Açtım. Açtığım zaman dikkat burası 3 burası 3. Açık hali bu buraya 3 olarak gelir yani burası 3. 5 5 15 burası 8 burası 15. E, bizim karınca en kısa ne alacak? Hop şöyle gitmez mi? Evet 8 15 17 üçgeninden 17 olarak gider. 1. Diğer durumları da göz önünde tutalım arkadaşlar. Diğer durumları da yapalım. Hocam bizim elevan şöyle de gidebilir. E, nasıl gidebilir? şöyle ve şöyle de gidebilir. O zaman ben ne yapacağım? İlk yüzey sabit ikinci yüzey açacağım. Yani şuraya açacağım kardeşim. Şöyle açtım. 3 buraya geldi. G noktası buraya geldi. Bizim eleman en kısa böyle olur. Burası 5. Hop burası kaç yaptı? 18. Hocam 5'in karesi artı 18'in karesi yapacak. Ee, bir kere cevap ben burada 17 buldum ya. Bak şurada 17 geldi ya. Hocam 17 burada zaten 18'in karesi 17'den büyük burası. 18'in karesini kullandığımız için yani buradaki uzunluk olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yani bu uzunluk kare küçüğünde. 324 artı 25 yapıyor. Yani 17 bundan daha küçük. Sonuçta bunun karesi 289 değil mi? Evet bir de öbür durumu inceleyelim. Öbür durumda şu. Ee, nasıl gider? Şöyle gidebilir. Alt ve nereden gidebilir? Böyle. Alttan ve sağdan gidebilir. O zaman ne yapıyoruz? Alt sabit yatırıyoruz. Açtın şunu şöyle. Hocam burası 5 iken burası 5 yapar. Burası 3 yapar. İşte buradan en kısası şöyle yapar. Bu da hocam 20'nin karesi 409 yapıyor. Kök 409 yapıyor. E 17 kök bilmem ne bir de kök 409 var. Bunlardan en kısası hangisidir? 17'dir. Dolayısıyla cevap kaç olacaktır? 17 olacaktır dostlar. Öyle tek bir seferde bazen bulamayabilirsin. Hadi ilk seferde yaptığımız doğru çıktı ama her zaman da doğru da çıkmayabilir. Örnek 22 17 oldu. Ve geldik örnek 23'e. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir. Alt taban köşeleri ABCD üst tabanı EFGH bir küp çiziniz. Çizelim bakalım küpü. Şöyle bir küp çiziyoruz kardeşim. Şöyle çizdik. Evet şöyle bir kopyala yapıştır yapayım ben. Biraz teknolojiyi kullanıyorum. Aslında bilgisayarın B'sinden anlamam ama bazı bilmem gerekenleri biliyorum. Gerçekten açıp kapatmaktan başka bir şey bilmiyorum ha bilgisayarda. Hocam bu işleri nasıl yapıyorsunuz? İsmail Hoca sağ olsun çok destek çıktı bana bu anlamda. Evet A SML Hoca yani. C D. Öbürü de neymiş arkadaşlar? E F G H yazdık. Şimdi A.G. G. A G B H, C E. Ve. D F. Cisim köşe olacak biçimde harfleri yazdı. Tamam. Tam harfleri doğru yazmış. Doğru. A.G. G cisim köşe çiziniz. Çizelim bakalım. Emredersin paşam. Çizdik AG köşegenini. B noktasından AG'ye dik çiziniz. B noktasından AG'ye dik çiziniz. Onu da çizdik bakalım şöyle. Hocam şöyle bir dik çizdik. öyledik K olarak adlandırınız. B, K. Evet. Burası kök altı olarak verilmiş. Bu küpün yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler bak. 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 Şunu biraz şöyle şuraya alalım bakalım. Arkadaş ne yapacağız? Üçgen lazım bize. Üçgen nasıl oluşturabiliriz? Aha da böyle. Hop şöyle yapınca. Oluştu mu? Oluştu. Hocam şöyle de oluşur. Böyle oluşur ama şu dikliği kullanamam. Bu dikliği de kullanacaksan B noktasını kullanacağım. O zaman üçgen böyle oluşmaz mı? Oluşur. Hocam bu nasıl bir üçgendir? Bak bu yan duvara dik ya. Dik üçgendir şöyle gördünüz mü? A dikten dik çizilmiş oldu. Ve ben şuraya A dersem A dersem A dersem burası A kök ki. Bu cisim köşegeninde A kök 3 oldu mu? Oldu. Şimdi bu dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı kullanacağım ama Şurada da güzel bir şey ile karşılaşıyorum. Bir dik üçgende bütün kenarlar var ve hipotenüs de varsa üçgenin alanından gidebiliyorduk. Alan dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2. A kökü çarpı kök 6 bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpımının A çarpı A kök 2 bölü 2. Bölü 2'si değil midir? Evet. Bölü 2'ler gider. A'lardan birer tanesi gitti. Kök 2 ile sadeleştirsen kök 3 kalır. A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Kübün yüzey alanı A3 ise o zaman alan neye eşittir? 6 tane a kare eşittir. Yani 6 tane 3'ün karesine eşittir. 6 tane 9'a eşittir. Yani cevap 54 yapar. Evet 23. soruyu da böylelikle 54 bulduk. Vay! O zaman kübü de bitirmiş bulunuyoruz. Yani prizmalar bu şekilde bitmiş oluyor. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde silindirin konu anlatımında. Silindir de aynı zamanda bir prizmadır bu arada. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.